birçok. Onun için onun dalalat indiyse daha uygun olurdu. Yani Hristiyanların sapıklıklarından birisi de şudur. Ennehum cezemu ve eykanu enne İsa kutile. Efendim? Ha, o daha doğrudur. Ha, işte o doğrudur. Bunun da öyle olması lazım. Evet. İşte ennehum Musab, sen bu cümleyi evet. Evet. Ve min dalalatihim haber yapacağız. Ennehum cezemu ve eykanu ve muhter. Böyle. Anlaşıldı mı? Evet. Yani Hristiyanların sapıklıklarından birisi şudur ki ennehum o Hristiyanlar cezemu kesinlik kesin hüküm koyuyorlar. Ve eykanu ve tereddütsüz inanıyorlar ki enne İsa kutiyle. İsa'nın aleyhisselam öldürüldüğünü. Halbuki ne kadar büyük bir ahmaklıktır. Hem İsa'yı ilah kabul ediyorlar, hem de öldürüldü diyorlar. Nasıl bir şey? Halbuki ve leysel emru kezalike fil vak. Vakada İsa aleyhisselam öldürülmedi. Bel vaka lehum iştibaun fi kıssati Rabbi İsa. Belki Hristiyanlar İsa aleyhisselamın göğe rafında raf olayında kısa burada olay demek. İsa'nın göğe yükselme olayında onlar karıştı. Onlar için karışıklık vakı olmuş. Yani bu konuyu karışık bir biçimde ifade ediyorlar. Niye? Ama Şahveliullah hakikaten burada önemli bilgiler veriyor. Bence hani daha evvel de söyledim. Hristiyanlardan daha açık bir şekilde onların mezhebini anlatıyor. لِأَنَّهُمْ زَعَمُوا الرَّفْعَ اِلَى السَّمَاءِ قَتِلًا. Bu da katlen değil, katilen olması lazım. Çünkü onlar şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki الرَّفْعَ اِلَى السَّمَاءِ. Yani رَفْعَ İsa اِلَى السَّمَاءِ diyorlar İsa Aleyhisselam semaya kaldırırdı. Katile. Ölü olan. Ölü olarak aldırılmasının ne anlamı var? Ve kânû yaravna ve şunu görüyorlardı. Yaravna de yarvûna. Rivayet ediyorlar. Rivayen kudûna ve naklediyorlardı. Hâzel galata vel hata. Bu yanlışı kâbiren an kâbirin. Yani Hristiyanlıktaki büyükler, büyüklerden rivayet ederek, yani böyle müteselsil bir şekilde devam eden bir rivayet de İsa Aleyhisselam'ın öldürüldükten sonra yükseldiğini ne yapıyorlardı? Rivayet edip söylüyorlardı. Ama ve ezalallahu teala tebareke ve teala şübhetehum fil Kur'an-ı Kerim. Hani Kur'an'ın İki tane bu bağlamda iki önemli vasfı vardı. Neydi? Birisi muheymin, birisi de musaddık olması. O muheymin ve musaddık olma vasfının gereği ve neticesi olarak Kur'an bu konudaki karışıklığı giderdi. Bana buyurdu. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Onlar İsa Aleyhisselam'ı ne yapamadılar? Öldüremediler. Ve onu asmadılar. Salt asma. Ya ne oldu? Velakin şu bir adam. Onlara benzetildi. Tabii bunu yapanlar kimdir? Bu İsa'yı öldürmeye çalışanlar, asmaya çalışanlar kimdi? Ha, Yahudiler. İşte o Yahudiler
İsa'yı öldüremediler, onu asamadılar. Velakin şu bir elem ancak onlar için karışıklık hasıl oldu. Yani İsa Aleyhisselam'ın yerine İsa'nın düblörünü öldürdüler. Onun gibi yine Yahudilerden birisine İsa'nın benzerliği verildi ve onu öldürdüler. Zannediyorlardı ki ne? İsa'yı öldürmüşler. وَمَا ذُكِرَ فِي الْاِنْجِيلِ مِنْ هَذَا الصَّدَدْ مِنْ مَقُولَةِ اِيْسَى بِأَنَّمْ يَقْتُلُونَهُ İncil'de bu bağlamda zikredilen İsa'nın şu sözü ki yani بِأَنَّمْ يَقْتُلُونَهُ onlar onu öldürecekler diye manahu onun manası الْاِخْبَارُ بِجُرْأَةِ الْيَهُودِ وَاِقْدَامُهُمْ وَاِقْدَامِهِمْ عَلَيْهِ اِقْدَامِهِمْ okuyacağız. Cüretin üzerine atıftır. Ve iradetihim katlehu. Yani onların bundan, yani insanın Yahudiler beni öldürmeye çalışır, öldürecekler demekten maksat, yani onlar bu konuya bir cüret edecekler ve beni öldürmeye ikdam edecekler, yani yönelecekler ve beni öldürmek isteyecekler. Ama insanın her istediği olmuyor ki. İsteyebilirler ama yapamıyorlar. Ma ennallaha teala kad encahu anil hilaki vel katli. Allah İsa aleyhisselam öldürmekten, helakten kurtardı. Ve rafahu iles semai. Değil mi? Yani onu canlı olarak kaldırdı. Ölü olarak değil. Tabi dediğim gibi yani bir kere çok birkaç açıdan çelişkiye düşüyorlar. Hem bir Allah'ın oğludur diyorlar. Haşa, Allah ise daimi kalması lazım. Nasıl öldürüldü? Öldürüldüyse nasıl Allah'ın oğludur? Bu bir. İki diyorlar ki kaldırıldı ama ölü olarak kaldırıldı. Yani öldürüldükten sonra onun kaldırılmanın bir anlamı yok ki. Ondan önce binlerce peygamber yeryüzünde ölen veya öldürülen oldu mu ne yaptılar? Toprağa defnedildiler. Peygamberlerin babası olan İbrahim dahil. Yani dolayısıyla o öldürüldükten sonra ölü olan onun semaya kaldırılmanın bir esprisi yok ki. O yüzden de sıkıntı içerisindedirler onu. Ha. O tevaffi ilerisi itibariyle yani sonra çünkü tekrar ölecek ya yani neticede kıyametten önce inecek ve tekrar vefat edecektir. Ha? O rafı işte seni kendime yükselttim. Allah demedim seni. Yükselttim demek. O rafı orta onun re'sen kaldırıldığını, raf edildiğini söylüyor. Sadece orada mütevfik yani ki biliyoruz Arabi lisanda vav matuf ile matuf aleyhi arasında bir tertibi ifade ediyor. Yani, dolayısıyla ha rafi'uke ileyye ve mütevfik ha mütevfik'e ve rafi'uke. Evet. Ve amma makbuletil havariyyine eddallete ala katlihi. Havarilerin İsa Aleyhisselam'ın öldürüldüğüne dair delalet eden sözlerine gelince فَمَنْ شَوْهُمْ شُبَتِ لَهُمْ onun menşe-i kaynağı şudur. Onlar için İsa'nın öldürülmesi yön noktasında bir şüphe hasıl olmuş olabilir. Neticede onlar insandır. وَعَدَمِ اِطِّلَاءِمْ عَلَى حَقِقَةِ الرَّفْعِ onlar rafın gerçeğini bilmemiş olabilirler. فَإِنَّ رَفْعَ الْجَسَدِ الْبَشَرِيِّ حَيَّنْ اِلَى السَّمَاءِ çünkü beşeri bir ceset yani bir insan cesedinin diri olarak semaya kaldırılması مَا كَانَ مَأْلُوفَ الْاَذْيَانِ وَالْاَسْمَاءِ zihinlerin ve alışık olduğu kulakların duyduğu bir şey değildi فَظَنُّوهُ قَتْلًا onlar dolayısıyla İsa'nın
öldürüldüğünü zannetmiş olabilirler. Ama onların bu zannı hakikatte de İsa'nın öldürüldüğünü göstermez. Evet. Ve duralım burada. Onun dalalatihim.